Merhabalar. 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 Soru? Evet, güzel bir resepsiyon. Ne soracaksınız? Genel kurulu konuşmanızda aslında vardı. Yeni anayasa vurgusu. Önümüzdeki hafta siyasi partilerin gelmeye başlıyor. Yani inşallah en kısa zamanda mecliste grubu bulunan bütün siyasi partileri özellikle görüşeceğiz. Zaten yeni bir anayasa yapabilmenin ilk koşulu siyasi iklimi oluşturmak. Yani hiçbir ön yargı içerisinde olmadan herkesin bu işe samimi bir şekilde destek olabileceği bir zemini oluşturabilmek. Bunun için de temasları artıracağız. Partiler birbirlerine gelecekler. Ben Deniz Meclis Başkanı olarak siyasi partilerin, hem grubu bulunan hem grubu bulunmayan siyasi partilerin görüşlerini, artı Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının, üniversitelerin, yargı, hukuk camiasının görüşlerini alarak fikri olan herkesin bu sürece samimi katkı sağlamasını temin edeceğiz. Bildiğiniz gibi anayasalar ulusal mutabakat metinleridir. Bu yeni anayasa tartışmalarını yaparken özellikle üsluba da herkesin dikkat etmesini tavsiye ederiz. Burada biz bir birlik bütünleşmeyi sağlayacak olan anayasa çalışmalarının bir ayrışma vesilesi olmamasını temenni ederiz. Bunun için bu iklimi oluşturmak, iyi bir üslupla, doğru yöntemlerle ve doğru zeminde, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu işi gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin vazifesi. Peki usul olarak sıfırdan bir anayasa mı, yazım olacak? Bunları öbürki ben dikkat ederseniz şimdiye kadar esasa ilişkin hiçbir fikir beyan etmedim. Sadece usul esasa mukaddemdir diyorum. Yani eskilerin tabiriyle yani önce bir işi nasıl yapacaksanız onun usulünü belirlemeniz lazım. Bu esastan daha önemlidir. Önce bunun belirlenmesi lazım. Bu da tabii ki burada anayasanın nasıl olacağına karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki milletvekilleri ve onların ait oldukları siyasi partiler, onların üyesi oldukları siyasi partiler olduğuna göre bütün siyasi partilerin çoğunluğunu kabul edebileceği bir yöntemin oluşması lazım. Arzumuz, daha evvel bunu meclisteki iftar yemeğinde de ifade etmiştim. İnşallah bu samimi gayretleri ortaya koyduktan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi çok büyük bir çoğunlukla, referanduma gitmeye ihtiyaç olmayacak bir çoğunlukla, yani 400 milletvekili üstünde bir desteği bularak anayasa çalışması yapılır. Buna yeni anayasa mı dersiniz, anayasa değişikliği mi dersiniz? Bu benim tek başıma vereceğim bir karar değil. Bu partilerin, siyasi partilerin yöneticilerinin, yetkililerinin, genel başkanlarının, grup başkan vekillerinin, meclisteki milletvekillerinin vereceği bir karardır. Bu görüşmelerden önce bunları konuşmanın erken olduğu kanaatindeyim. Ama ümit ediyorum iyi bir diyalog zemini, iyi bir tartışma zemini. Türkiye'nin sorunlarının ne olduğunu biliyoruz. Bunların nasıl çözüleceğini de biliyoruz. Herkes eteklerindeki taşları dökerek ümit ederim ki bu anayasa sürecine katkılır. Efendim, bayram öncesi özel sanıyorum mecliste ilk buluşmayı gerçekleştirdi az önce. Siz de şahit. Öyle oldu. Nasıl bir atmosfer vardı? Sayın Cumhurbaşkanımız en kısa süre içerisinde, muhtemelen önümüzdeki hafta içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel'i kabul edecektir. Artık kendi takvimi içerisinde onu gerçekleştirdi. Nasıl bir hava vardı? Gayet güzel, samimi. Bugünkü bu Ulusal Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın ruhuna uygun bir ortamda gerçekleştirdi. Efendim, daha önce Sayın Özgür Özel bugün yaptığı bir açıklamada mevcut anayasaya uyulmadan yeni bir anayasa. Şimdi değerli arkadaşlar, demin bir şey söyledim. Benim olan bu süreç içerisinde herkesin fikirlerini açık yürekli ortaya koymasıdır. Herkesin söylediği fikre saygı duyarız. Ama bu süreç içerisinde görüşler ortaya çıkmalıdır ve bir diyaloğun sağlanabilmesidir. Eğer böyle bir diyalog zemini ortaya çıkar ve bir sonuç elde edilebilirse, bu Türkiye için, Türkiye Büyük Millet Meclisi için, 28. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi için önemli bir başarı oldu. Efendim, daha önce yaptığınız açıklamada 64 maddeye atıfta bulunmuştunuz ama ilk 3 maddeye yönelik bazı endişeler var o noktada. Tekrar söylüyorum. Şimdiye kadar ben 2 sefer bu son süreçte anayasa ile ilgili konuştum. Hiçbir yerde, hiçbir konuşmamda esasa ilişkin bir tek cümle etmedim. 64. madde ya da 1921 anayasası ile ilgili söylediğim şey sadece bir benzetmekten ibarettir. Yani nasıl geçmişte 64 madde üzerinde anlaşıldıysa bugün belki partiler bir araya gelecek, daha çok madde üzerinde anlaşacaklar dedim. Ya da Türkiye'de çok geniş, kapsayıcı, kuşatıcı bir anayasa yapılabilir dedim.
hiçbir içerikle ilgili ne 64 maddeyi esas alalım, bunun üzerine tartışalım gibi bir cümlem yoktur. Çünkü meclis başkanı olarak özellikle içeriye ilişkin yönlendirici bir usul kullanmaktan kaçınırım. Çünkü bizim buradaki vazifemiz doğru tartışma zemininin ortaya çıkmasını temin etmek. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Konuşacağız, partilerle konuşacağız. Meclis buna karar verir. Haftaya başlar mı efendim? En yakın zamanda. Ben haftaya başlayacağım inşallah görüşmeleri. Tabii. Teşekkür ederim. Konuşacağız, meclis buna karar verir. Haftaya başlar mı efendim? En yakın zamanda. Ben haftaya başlayacağım inşallah görüşmeleri. Tabii. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler.